İnşallah biraz daha Yok, çok iyi. Sesiniz düzelmiş çok iyi. gibi. Siz iyi duyabiliyor musunuz Gayet iyi stüdyoda? hocam. Yani Gayet iyi. bağlantıyı da Gayet yani iyi. Gayet galiba iyi. benim hastalığım bizim evdeki bağlantı kablolarına da sirayet etti. Ya. Herkes hafif hastalandı. Evet. Görüntüde ve şeyde seste hafif cızırdanmalar ve şeyler diye. Çocuklar eksik olmasınlar. Bir Hallettiler herhalde. müdahale edin arkadaşlar, bir Evet, görüntü bugün var. siz açıyordunuz efendim. Biz Evet. değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Kusura bakmayın, bugün yani yataktan çıkamadım. Doktorlar da buradaki Türkiye'dekiler de yataktan çıkma dediler. Ama ben daha iyiye gittiğim kanısındayım veya irademle bedenimi daha iyiye doğru yöneltiyorum. Ta Londralardan izleyicilerimiz çok üstelik ünlü ve değerli izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Herkes tavsiyelerde bulunuyor. Amerika'dan izliyorlar. Hekim izleyiciler, hekimlerin patronları izleyiciler. Herkes iyi dileklerini bildiriyor. Hem 18 dakikaya hem bana hem tabii Merdan Bey'e. Hepsine teşekkür ediyorum. İyileşeceğim, iyi olacağım. Hiç kimse merak etmesin. Öyle beni bir grip virüsü yere seremez kolay kolay. Evet, buyurun efendim. Gayet haklısınız hocam. Kimse seremez yere, mümkün değil. Buna kimsenin gücü yetmeyecek. Bir gripin, Sağ olun hastalığın, efendim. Covid'in bile gücü yetmedi. Şimdi Doğru. hocam Size bugün... de, size de, size de COVID'in gücü yetmedi. Siz üstelik bir de kapıdan döndünüz. Evet, yani epeyce bir, hatta eşiği geçtim galiba. Bir miktar geçtim, geri geldim. Hala mücadeleyi sürdüreceğiz. Hocam HD yayına geçtik. Bütün alanlarda. Digitürk izleyen seyircilerimize de buradan bildirelim. Bu gece 02'de, gece yarısı yani sabaha karşı 02'de Digitürk üzerinden de HD yayına geçeceğiz. HD demek şu demek, High Definition diye, yani yüksek çözünürlüklü yayın. Net bir yayın, pırıl pırıl bir yayın alacaksınız. Şu anda bizi uydudan izleyenler, D-Smart'tan izleyenler pırıl pırıl bir yayın izliyor. Digitürk'ten izleyenler de bu gece 02'den itibaren izleyecekler. Eğer uydudan izleyen seyircilerimiz varsa hemen yanındaki frekans, yan yana verdik ki kolay bulunsun. Hemen yanında, eğer televizyonları yeni ise, eski tip bir televizyonları yoksa, bizi HD olarak da, yani HD denilen, yani High Definition ya da yüksek çözünürlüklü yayın denilen yayınları izleyebilirler. Çok mutluyuz. Bir maliyeti var bunun. Bizi zorlayacak, bunu biliyoruz. Ama Digitürk'ün normal bir şey, Eutelsat'tan TürkSat'a geçmesiyle birlikte biz yayınlarımızı HD, yani yüksek çözünürlüklü bir şekilde veriyoruz. Ama TürkSat'a geçince bizim yüksek çözünürlüklü yayınımızı veremedi Digitürk. Digitürk veremeyince biz sadece Digitürk'te değil, bütün alanlarda biraz fedakarlık yapalım diye düşündük. Şimdi tabii yılbaşı geliyor, maliyetlerimiz arttı. Arkadaşlarımızın ücretlerine gücümüz oranında tabii ki zam yapacağız. Ve bir de HD yayına geçmek gerekiyordu. Çünkü seçime doğru gidiyoruz. Yani ekran, pırıl pırıl bir ekranda, net bir ekrandan yayınları yapmak önem taşıyordu. Biz de hocam böyle bir seyircilerimizle bu müjdeyi paylaşalım. Hemen altyazıda geçiyor arkadaşlar, onu verirseniz tekrar frekansları ben de burada okuyabilirim. Biz HD yayına geçtik hocam. Herhalde çok diğer kanallar gibi, bu hani çok paralı merkez medya kanalları var ya, onlar gibi biz de net bir yayın vereceğiz. Çünkü seyircilerinin, dostlarının, halkın desteğiyle yayın yapan Tele1'de hiçbir zaman, hiçbir rekabet alanında diğerlerinden geri kalmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de profesyonel bir kadro tarafından, deneyimli bir kadro tarafından, inançla ve özveriyle yayın yapan tek televizyon kanalı Tele1 çünkü. Dolayısıyla biz ne teknik olarak, ne habercilik olarak, ne de program bakımından daha geride olmayacağız. Her zaman daha ileride, öncü ve yön gösteren bir televizyon kanalı olacağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz. Böyle bir tablo var hocam. HD Vallahi yayına çok geçtik. sevindim. Çok çok sevindim. Ne kadar büyük bir olanaksızlık içinde bu yayınların yapıldığını, bu kanalın kurulduğunu ve kurulduktan sonra da bu noktalara nasıl büyük fedakarlıklarla gelindiğini ben birebir yaşayarak gördüğüm için, buna tanıklık ettiğim için
Doğrusu kutlarım. Yani gerçekten mucizevi denilen bir olay izliyor değerli Evet. izleyicilerimiz. Ha, görüntü Evet hocam, ben metnine okuyayım gelince isterseniz. TürkSat evet. 4A frekans 12.034 ya da 12.034 dikey ve sembol rate dediğimiz ölçüde 27.500. Yani bizim daha Evet. önce uydu frekansımızın hemen yanında, hemen yanında. Önüne ya da arkasına baktığınız zaman değerli seyirciler, hemen bu yayına ulaşabilirsiniz. Evet. Dijitürk ya da D-Smart için ayrı bir arama yapmanıza gerek yok. Ayrı bir Evet. arama yapmanıza gerek yok. Dijitürk'te 48'de, D-Smart'ta da 273'te olacak. Ayrı bir arama yapmanıza gerek yok. Eski yerinde. Ama uyduda hemen yanına, önüne ya da arkasına baktığınız zaman bizim net yayınımızı alabileceksiniz. Bunu alamayan seyircilerimiz eski frekanslarına, eski yayınımızda devam ediyor. Yani hocam iki frekans üzerinden yayın yapıyoruz. İki yayın birden Evet. yapıyoruz. Evet. Ayrıca ben bu görüntü konusunda şunu söyleyeyim. Zaman zaman bağlantılarda şurada burada hata olabilir görüntüde filan. Fakat herhalde netlik açısından Türkiye'de hiçbir kanalda bu kanalda duyduğunuz yorumların netliğinde Evet. ve hiçbir kıvırma ve şey olmadan Evet. sansür olmadan bu netlikte, bu açıklıkta hiçbir kanalda bu netlikte haber ve yorum dinleyemezsiniz. Aynen hocam. Onu da Yani unutmayın. biz bu programın adını niye 18 dakika koyduk hocam? Delikanlı kanal çünkü. Delikanlı kanal. Doğru. Tabii. Doğru. Abi Doğru. delikanlı Evet. kanal. Bugün Hani galiba şeyi konuşacağız, değil mi? Siz açıyorsunuz ama evet ben hocam. KC filan sordu arkadaşlar. Dedim ki AKP devleti yıktı, toplumu ve devleti tarikatların eline verdi. Onu Tarikatlara konuşacağız verdi hocam. dedim. Onu Galiba konuşacağız. onu Onu anlatacaksınız. Evet, konuşacağız. heyecanla Şimdi bekliyoruz. hocam hemen başlayalım o halde konuya. Şimdi İsmail Ağa cemaati, tarikatı bugün bir açıklama yaptı ve Hira Nur Vakfı ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Şimdi şaka gibi bir tablo. Kimse sahip çıkamıyor. Kimse sahip çıkamıyor. Diğer taraftan aile söz birliği etmiş gibi, ailenin çünkü reisi olan kişi, yani kızın babası Gümüşel, Bay Gümüşel, Sayın Gümüşel, kızını yani bir müridine veren, 29 yaşındaki müridine 6 yaşından itibaren kızını teslim ettiği ileri sürülen, ki savcılık iddianamesi bu, kişi ve bunun çocukları söz birliği etmişçesine olayı örtbas etmeye çalışıyor. Diyorlar ki bu bir icazet töreni. Tamam, o fotoğraflar icazet töreni ama daha sonra yanında çekilen bir fotoğrafı var. Bu kız yani adını söylemek gerekiyor mu bilmiyorum ama soyadı Gümüşel. Gümüşel çünkü baba soyadından çıkartacaktır herkes. Gümüşel'in bu 6 yaşındaki kız çocuğunun 22 yaşında kocasını terk ederek, yani zorla verildiği 18 yıla yakın sistematik bir cinsel istismara, yani tecavüze, tacize ve şiddete maruz kaldığı kişiyi terk ettikten sonra savcılığa verdiği ifadeler var. Ve savcı diğer kanıtlara da bakıyor ve kamu davası açıyor bu kişi hakkında. Maddi ve hiç kimse tarafından reddedilemeyecek kanıtlar var ortada. Bu kız çocuğumuz 13 yaşında hamile kalıyor. 13 yaşında. Hastaneye gidiyor ve hastanede doktor polise bildiriyor bunu. Bildirmek zorunda çünkü yasa var. Yani aile diyor ki ya kendi isteğiyle oldu, işte şeydi, yetişkindi. Bu nedenle kendisini şeye verdik, işte evlendirdik. Yaşı büyütülmüş, evlendirilmiş vesaire. Ortada 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 29 yaşındaki bir erkeğe, tarikat müridi bir erkeğe verildiği bir tablo var. Bakın sağ taraftaki ailenin iddia ettiği gibi hakikaten bir icazet töreni olabilir. Bu da bir ayrı skandal. 6 yaşındaki kız çocuklarını siz, çocukları siz, henüz daha gerçek ve hayal dünyasını birbirinden ayıramayan bu insanların beyinlerini kilitleyebilecek, akıllarını mühürleyecek bir eğitime tabi tutuyorsunuz. Daha o yüzden 4-6 yaş arasına, yani okul arasındaki okul öncesi çocuklara Kur'an kursunu, dini eğitimi zorunlu hale getirme çabalarının nedeni bu. Çünkü orada aklını ve beynini mühürleyerek normal eğitime, yani milli eğitimin okullarına gönderiyorsunuz.
Olay bu. Peki sağdaki fotoğraf böyle diyelim. Ya soldaki fotoğraf? Soldaki fotoğraf bir icazet töreni fotoğrafı mı gerçekten? Aile bugün bunu söylüyor. Biz o iddiaları da yayınladık hocam. İki tarafın da iddialarını yayınladık. Evet, tarikatın evet izledim. Evet. Evet, Hira Nur Vakfı'nın yöneticisine de mikrofon uzattık. Makamında kendisiyle söyleşi yaptık. Bugün İstanbul... Aileyi de konuşturduk. Evet, onu da verdik. Onu da verdik. Onların da iddialarını verdik. Bizim seyircilerimiz her iki tarafı da duysunlar. Bu ancak Tele1'de mümkün. Tele1 bunu yapacak çünkü. Yani objektif gerçekliği bizim öznel niyetlerimizden, siyasal ve felsefi tercihlerimizden bağımsız olarak haber nesnel, objektif olmalı. Yani neyse onu vermeliyiz biz. Onu yaptık. İsmail Ağa cemaate açıklama yaptı ve Gümüşeli, yani Hira Nur Vakfı'nın başkanını reddetti, değil mi? Şimdi bizim haberlerimiz var. Oysa biz dün mikrofon tuttuğumuz kişi, yani Hira Nur Vakfı'nın yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşeli bir hoca efendi olduğunu söylüyor. Hoca efendi bir makam, bir ruhban sınıfı, bir hiyerarşi içinde, yani o ruhban sınıfı içinde bir rütbeyi, bir makamı işaret ediyor. Yani tıpkı Şia İslam'da olduğu gibi, nasıl ki Hocatül İslam var, sonra Ayetullah geliyor. Yani böyle bir sıralama var, bir hiyerarşi var. Hoca efendi de bu anlama geliyor. Hoca efendilerden oluşan bir şura var. Fetva kurulu var, şura var. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca, niye hoca? Hoca efendi değil çünkü. Ne demişti İsmail Ağa cemaatinin, İsmail Ağa tarikatının lideri Mahmut Hoca? Henüz ilim konusunda biraz daha çalışması lazım demişti. Kendisi söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca kendisi açıkladı. Henüz ilim konusunda beni yeterli bulmuyorlar dedi. Ama kendi çalışmalarını başarılı buluyorlarmış. Yani bu Yusuf Ziya Gümüşer bir hoca efendi. Tarikatın önde gelen liderlerinden biri. Kim söylüyor bunu? Bizim mikrofon uzattığımız Hira Nur Vakfı'nın basın sözcüsü bunu söylüyor. Bir de basın sözcüleri var. Bunlar büyük örgütler haline gelmişler. Büyük paraları kontrol ediyorlar. Medreseler kuruyorlar. Şimdi ben programa girmeden önce bir video izledim. Erzurum'da Nizamiye Medresesi kuruluyormuş. Ya Nizamiye Medresesi İslam'ın orta çağını başlattı. İslam'ın akıl çağını kapattı. İslam'ın altın çağı dediğimiz bilim çağını, yani İbn Sina'ları, Farabi'leri, daha sonra İbn Haldun'ları, İbn Rüşd'leri kafir ilan eden bir geleneği başlattı. Eşariliği sistematize ederek Selefiliği İslam dünyasına, Selçuklulara ve sonra Osmanlılara aktaran temel eğitim kurumudur Nizamiye Medreseleri. Müderrisi İmam Gazali'dir. Benim İçtihat Kapısı kitabında anlattığım hikaye budur, olay budur. İslam'ın kırılma noktasıdır. Bu isimle Erzurum'da medrese kuruyorlar, iyi mi? İlk önce çocukların akıllarını mühürlüyorlar. Ondan sonra da milli eğitim okullarına giderek onların birer ilim insanı, birer teknoloji üretecek, bilim üretecek insan olmasını bekliyorlar. Bu bir açmaz. Orta çağla modernitenin, modernleşmenin bir ortalaması yok. Söz konusu izlediğim videoda diyor ki bir hoca efendi, oranın bir hocası, modernitenin yarattığı karanlığı bu yeni nesillerle aşacaklarmış. Yahu siz bin yıllık bir karanlığın içinden geliyorsunuz. Kurduğunuz medresede kullandığınız bütün cihazlar bile seküler kültürler tarafından üretilmiş. 46 Arap İslam ülkesinin aldığı tek bir patent yok ya bir yılda. Güney Kore kadar etmiyor 46'sının. 46 ülkenin aldığı patent sayısı. Modernitenin karanlığı nedir? Affedersiniz, modernitenin karanlığına takıldım. Bu belli değil hocam. Bu belli değil. Batı kültürünü kastediyorlar. Orada ahlaksızlık, işte gerilik, ilkellik zannediyorlar. Ya Almanya, Fransa, İngiltere sizden daha mı geri? Ya böyle bir hikaye olabilir mi? Suudi Arabistan dünyanın en ileri ülkesi mi? Hangi uyanıştan söz ediyorsunuz? Sizin istediğiniz rejim bugün Suudi Arabistan'da var. Körfez emirliklerinde var. Sizin istediğiniz rejim Afganistan'da var. Bu ülkenin insanlarına 21. yüzyılda bunu mu örnek gösteriyorsunuz? Böyle bir rezalet olabilir mi? İsmail Ağa cemaati Gümüşeli reddediyor. Çünkü savunulacak bir yanı yok. 6 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğruyor. Tutun ki 6 yaşında.
Ailenin iddia ettiği de, yani ailenin ileri sürdüğü görüşlere de biz saygı duyduk, yansıttık. Çünkü savunma hakkını vereceksiniz. Tutun ki söyledikleri doğru. Ya 13 yaşında hamile kalmış. 13 yaşında evlendirmişsiniz. Neyi savunuyorsunuz siz? Neyi savunuyorsunuz? İsmail Ağa cemaati neyi reddediyor? Adam hoca efendi. Ne diyor biliyor musunuz hocam? Yusuf Ziya Gümüşel'le gönül bağları varmış ya. Bir tarikata girmek için, tarikat diye bir örgüt mü var? Bir kere tarikatlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasaktır. Vakıf ya da dernek kurarak bunlar legalleşti. Ama vakıflar ve dernekler denetlenmiyor. Vakıf ve dernek görünümü altında illegal cemaat ve tarikat örgütlenmeleri var. Olay bu. O yüzden toplumun belli kesimlerinden, belli siyasetçiler, tarikatlar ve cemaatler yasaklansın kampanyası yapıyorlar. Türkiye İşçi Partisi gitti, Hira Nur Vakfı'nın önünde gösteri yaptı. Cumhuriyeti, aydınlanmanın değerlerini, modernitenin kazanımlarını, o bir aydınlıktır, orada bir karanlık yok. Kapitalizmin yozlaşmış kültürünü modernitenin ürünü diye saymayacaksınız. O zaman bu da İslam'ın kültürü derler size. Öyle bir şey yok. Bütün Müslümanlara bu anlayışı, bu ilkelliği bütün Müslümanlara mal etmek büyük bir haksızlık olur. Müslümanların çok büyük bir kesim, %90'ını aşkın bir kesiminin bu tabloyu reddettiğini biliyorum ben. Nitekim bugün Diyanet açıklama yaptı hocam. Diyanet reddetti ve eleştirdi. Çok doğru bir şey yaptı. AKP'nin bakanları arka arkaya açıklama yapıyorlar ve reddediyorlar. Doğru yapıyorlar. Ama bu ülkeyi bir örümcek ağı gibi bu tarikatlar sardı. Hangi sebeple oldu bu? AKP iktidarı nedeniyle. Zaten 12 Eylül'den beri 12 Eylül darbecileri önlerini açtılar. Solun önünü kesmek, toplumda solun etkisini, aydınlanmanın etkisini, modernleşmenin etkisini kırabilmek için bunları teşvik ettiler. Buyurun işte, yarattığınız Türkiye bu. Buyurun, yarattığınız Türkiye bu. Buyurun hocam, biraz uzattım. Ama aydınlanma ve modernitenin yanı sıra biz de aydınlık bir yayın yapmaya, HD yayını da anlatmış olduk bu arada. Evet. Şimdi tabii o ayrı zaten. O gayet kanalın teknik olanaklarının ve niteliklerinin paylaşılmasıydı. Şimdi değerli izleyiciler, demin ben neymiş bu modernitenin karanlık yüzü derken bilerek o konunun altını çizdim. Ben söyleyeyim. Modernitenin karanlık yüzü bizzat moderniteye bunu söyleyen tarikatlardır. Nereden çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi bakın. Bunlar bilimsel ve mantıksal bir takım ilişkilerin sonucunda çok net olarak görülen şeyler. Bugünkü modernitenin karanlık yüzü emperyalizmdir kardeşim. Bunu hiç unutmayın. Aynen. Bugünkü modernitenin karanlık yüzü emperyalizmdir. Faşizmdir, bugünkü nazizmdir. Ve tabii emperyalizmle birlikte faşizm, nazizm, ırkçılık ve dincilik, evet, ırkçılık, mezhepçiliktir. Bugünkü modernitenin karanlık yüzü, sıkı durun. Ey Erzurum'daki o modernitenin karanlık yüzü diyenler, sıkı durun. Bugünkü modernitenin karanlık yüzü, Irak'ı, Suriye'yi, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı işgal edip, kendi Hristiyan ordularıyla işgal edip, Müslüman'ı Müslüman'a öldürten emperyalizmin karanlık yüzüdür. Yani dini, mezhebi, ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığını, Müslümanlık içindeki mezhep ayrımcılığını, kendi dünya egemenliği savaşının aleti yapan yüzüdür karanlık yüz. Bunu bilin. Batı kilisenin egemenliğinden, din adamlarının, papalığın, Hristiyanlığın egemenliğinden kurtulduktan sonra, kurtulduğu için, kurtulmak özgürlüğüne kavuştuktan sonra Batı olabilmiştir, ilerleyebilmiştir. Ve o zaman emperyalizmi
çok iyi bildiği din egemenliğine dayalı olarak kendi dışındaki ülkelere özellikle İslam alemine empoze etmiştir. Kanıt mı istiyorsunuz? Ya lütfen girin Kongar.org sitesinde yazın orada arama motorunda. Yani Huntington yazın. Huntington'ın kitabında söylediklerine bakın. Çok yaşayınız. Benden çok size teşekkür ederim hocam. Hep beraber seyircilerimizle herkes sağlıklı ve çok yaşasın. Kanallardan virüs bulaşmaz herhalde. Klima çalışıyor. Evet. Dikkat edin. Geçmiş olsun size de. Arkadaşlar beni ekrandan alabilir misiniz? Evet hocam, siz devam edin lütfen. Şimdi Şimdi değerli izleyiciler, emperyalizmdir Batı'nın karanlık yüzü. Sadece bugün değil, Batı'nın öncülüğünü, endüstri devrimindeki öncülüğünü yapan Kuzey Avrupa, yani Hollanda, özellikle Birleşik Krallık, yani İngiltere gibi ülkeler, Doğu'yu istismar ederek endüstri devriminde sıçrama yaratmışlardır. Kendileri dinin egemenliğini ve dinin siyasetteki rolünü çok iyi bildikleri için kendi dışında kalan coğrafyayı ve ülkeleri emperyalist emellerine, yani onu sömürme emellerine alet edebilmek için kullanmışlardır. İşte Huntington diyor ki demokrasi çok iyidir diyor. Çoğunluk baskısını kastediyor. Demokrasi çok iyidir diyor. Sizin diyor geleneksel değerleriniz çok iyidir diyor. Kadın hakları konusundaki sınırlamalarınız, şunlar bunlar hepsi çok iyidir. Bizim diyor Batı'nın diyor insan hakları, kadın hakları, laiklik gibi değerleri diyor iyi değildir diyor. Siz asıl diyor demokrasiye bakın, laikliği diyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur'a getiriyor. Neden? Çünkü din ve mezhep ayrılıklarına dayanarak o sömürdükleri artı ürününü veya artı değerini, kimi zaman doğrudan artı ürününü, kimi zaman oradan üretilen artı değeri kendi ülkelerine aktardıkları için, yani İngiltere nasıl Osmanlı İmparatorluğu'ndan dünya egemenliğini devraldı? Kendi dışındaki ülkeleri sömürerek elde ettiği artı değeri, artı ürünü kendi halkına aktararak gelişti ve devrimsiz biçimde, ki Marx bile bunu söyler, okuyun. Marx bile der ki eğer bir ülkede barışçı yolla, yani illa ihtilale gerek olmadan bir evrimsel olarak bir şey gerçekleşme olasılığı biraz varsa, o biraz İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta olabilir der. Bu nedenle. Çünkü orada dış sömürü çok yüksektir. Dışarıdan aldığı artı ürün ve artı değeri içeride sömürdüğü işçi sınıfına enjekte eder bir bölümünü der. Bir tür Marx sosyal bile, rüşvet olarak verir. Evet, Marx bile bunu söylüyor. Bu ne işte bu? Marx'ın da çok iyi bildiği o sömürünün, o emperyalizmin İngiltere'yi dünya egemeni yapmasıdır. Ardından onu devralan Amerika bir yandan kendini geliştirmiş, bir yandan bu stratejiyle klasik, değerli izleyiciler, çok fazla lafa gerek yok. Böl ve yönet. Şimdi Türkiye'de olan olay, onun için ben arkadaşlara rica etmiştim. Yani ne diyeceksin diye telefon ettiler, eksik olmasın. Çok değerli genç çocuklar var. Onlara dedim ki devleti yıktılar, toplumu tarikatlara teslim ettiler. Şimdi hocam Allah bu devleti yıktılar eylesin lafını devlet yok diye anlıyorlar. Hocamızın kastettiği şey devletin yok olduğu değil. Devletin, geleneksel devletin, yani klasik devlet anlayışının ortadan kalktığı, bir anlayışın yıkıldığı tespit. Kendi egemenliklerini aldılar. Tabii. Yani devletten... Bir devletten aşiret devleti kasıt kurdular demektir bu. Devlet, ya değerli izleyiciler, evet, bunu yanlış, yani kimin yanlış anladığını anlamıyorum ama, anlayamadım ama herhalde çok iyi niyetli bir yorum değil o. Çünkü benim ne dediğim gayet açık. Devlet demek adalet demek. Adaletin olmadığı yerde devlet mevlet yoktur. Bu kadar basit. Çünkü adalet ve hukuk bireyle devlet İdeal arasındaki devlet yoktur ilişkiyi diyelim kurar hocam. İdeal devlet yoktur. Onu karıştırıyorlar efendim, zaten. Baskıcı hani devlet. Faşist devlet vardır. İşte tabii, emperyalist devlet vardır. Sömürgeci devlet efendim, vardır. Monarşi ya da, vardır. Tabii, monarşi vardır. Yani ideal Halifelik devlet, vardır. Erdemli devlet yok demek istiyorsunuz. Evet. İdeal devlet de yok. Evet. Yani demokratik, evet, olmaya devlet, çalışan devlet.
Evet. Demokratik olmaya çalışan devlet diyelim. Evet. Demokratik devleti veya peki daha net konuşalım. Ben lafımı esirgemem. Ne diyor kardeşim anayasa? Açın okuyun. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir diyor. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yok ettiler kardeşim. Ne demokratik, ne laik, ne sosyal, ne de hukuk devleti var. Tamam mı? Anlaşıldı mı iyice? Çok net hocam. Bizi Bir aşiret dinleyenler. devleti var Tamam. ortada. Evet, şimdi dolayısıyla demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ya hasta hasta bağırttırıyorsunuz beni ya. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yok ettikten sonra onun yerine tarikatları kurdular. Şimdi asıl geliyoruz işin zurnanın zırt dediği yere. İçlerinde benim de çok saygı duyduğum, beni de yetiştiren hocalarımın da olduğu bir grup yanlış yorum yapan, Türkiye toplumunu anlamaktan maalesef kimi ideolojik nedenlerle, kimi bağlantılarla uzak kalabilen kişiler tarikatları Cumhuriyet'in kurduğu yeni rejimle tarikatların yok edilmesini, Cumhuriyet'in kurduğu yeni rejimle halk arasındaki ilişkileri kuracak olan sivil toplum örgütlerinin yok edilmesi diye tanımladılar utanmadan. Yani diyor ki devleti tamam Cumhuriyet kurdun. Aşağıdaki tebayı da yani Osmanlı tebasını da vatandaş yaptın, sen vatandaşsın dedin. Ama o Cumhuriyet Devleti'ni bu vatandaş yaptığı eski tebaya, eski köleye anlatacak arada sivil toplum örgütleri olması lazım. İşte onlar tarikatlardı. Onları yok ettin, bu hataydı diyor. Diyor, adını da koyalım. Ben çok saygı duyuyorum, çok da severim. Şerif Mardin mesela bunlardan bir tanesidir. Allah gani gani rahmet eylesin. Saygım hala kendisine büyüktür. Ama böyle kitabı var. Kitabı var, Said Nursi kitabına bakın. Yani bunu Maalesef. söylüyor. Tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Amerikan Orada bir defa sosyolojisinden çok etkilendi. Evet. evet yani neyse şimdi tamam şurada şöyle yanlış. Bir defa Cumhuriyet o kölelikten köle reaya olmaktan vatandaşlığa yükselttiği insanlara ara sivil toplum örgütlerini kurdu. Okuma odaları, halk evleri, Cumhuriyet Halk Partisi buydu. Halk Partisi her yerde vardı. Yetmedi, halk evlerini kurdu. Her türlü yetmedi, köy enstitülerini kurdu. Köy enstitüleri öğretmen okullarının devamıdır. Yetmedi, öğretmen okullarını kurdu. Yetmedi, köy enstitülerini kurdu. Her türlü tedbir alındı. Buna karşılık tarikatlar hiçbir zaman sivil toplum örgütü olmadılar. Bir, iki asıl yanıldıkları nokta. Asıl yanıldıkları nokta. Tarikatlar her zaman devleti ele geçirmek veya devlette rol sahibi olmak istediler. Bizzat rahmetli ve benim sevgili hocam Şerif Mardin'in ifadesiyle İttihatçılar bile o dönemde en çok sokak İslam'ı denen tarikatların denetlediği İslam'dan korkuyorlardı. Kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Yani ayağa düşürdüğün zaman inancı, Allah'ın emirlerini, Kur'an-ı Kerim'in yorumlarını sokağa düşürdüğün zaman, Türkçe'ye çevrilmesine ve anlanmasına izin vermediğin zaman, bir takım kerametleri kendinden menkul insanların ifadelerine ve yorumlarına bıraktığın zaman insanları onlar işte böyle istismarlara, böyle tecavüzlere, böyle korkunç olaylara yol açıyorlar. Olay tamamen budur. 6 yaşındaki çocuğun arkasında yatan olay budur. Aynı şekilde kadın cinayetlerini işleyenlerin hafifletici sebepten yararlandırılmaları, kimilerinin arka kapıdan adeta serbest bırakılmaları, şikayet eden kadınların, koruma isteyen kadınların yeterince korunmamaları vesairesi hepsi o tarikat kültürünün sonucudur. Tarikatlar yasaklanmıştır. Hepsi zaten kapatılmalıdır. Nokta. Buyurun efendim. Tamam hocam. Arkadaşlar, Timur Soykan arkadaşımızın hakkında atılan tweetler var.
haber turu klasöründe olacak. Onları da arada üçlü ekran yaparsanız, üçlü pencere yaparsanız onları da görelim. Zaman zaman tamamını da verin. Hocam, bu olayı ortaya çıkaran başarılı gazeteci arkadaşımız Timur Soykan. Kendisi Halk TV'de programcı ve Bir Gün Gazetesi'nin yazarı. Ben de Bir Gün Gazetesi'nin yazarıyım. Kendisini kutluyorum. Biz bu haberi ilerlettik. Özel bir boyut kazandırdık yer yer. Ama haber Timur Soykan'a aittir. Şimdi Timur Soykan hakkında sosyal medyada bir linç var. Şimdi öyle bir kafa ki. Tweetler var. Mesela birisi diyor ki Kamile Akkaş. 4 tane izleyicisi var. 4 izleyicisi. Nasıl bir troll olduğu belli. Timur Soykan yargılansın. Timur Soykan tutuklansın kampanyası var. Ya siz yargı mısınız? Siz yargıya talimat mı veriyorsunuz? Siz ya 6 yaşındaki kızı evlendirdiler diye asılsız haber yapıp halkı kim ve nefrete sürükleyen Timur Soykan'ın tutuklanmasını istiyoruz. Oldu. Emredersiniz. Kimsiniz ya siz? Kimsiniz siz? Bugüne kadar bu ülkede terör estirdiniz. Bu ülkeyi orta çağ karanlığına sürüklüyorsunuz. Yoksulluğa, sefalete sürüklüyorsunuz. İslam adına, İslam'ın tekeli sizde mi? İslam adına insanlara elinizde bir sopa var, zulmediyor, hizaya sokmaya çalışıyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Kimsiniz siz ya? Tutuklanmasını istiyoruz. Oldu. Yargıya emrediyorsunuz. Çünkü yargıda taraftarlarınızın olduğunu, tarikatlerinizin, cemaatlerinizin mensupları olduğunu, onların yasa ve anayasa tanımayacağını varsayıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de ne diyor biliyor musunuz? Asılsız haber yapıyor. Ya haber asılsız değil. Timur Soykan savcılığın açtığı bir davayı haber yapıyor. Bir davayı haber yapmış. Kamu adına dava açılmış. Üstelik. Başka bir tweet daha var. Hemen aynı. Aynı. 6 yaşındaki kızı evlendirdiler diye asılsız haber yapıp halkı kim ve nefrete sürükleyen. Bir de o maddeye sokmaya çalışıyorlar. Halkı kim ve nefrete sürükleyen. Halkı kim ve nefrete sürükleyen sizsiniz. İnsafsızsınız. Acımasızsınız. Ahlakınız yok sizin. Buna karşı çıkmanız lazım. Tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Tıpkı buna karşı çıkan ve bizim burada kutladığımız AKP'li bakanlar gibi. Bakın, Kültür ve Turizm, Turizm ve Kültür Bakanı, turizm önde hep orada. O yüzden düzeltmekte yarar var. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bunların hepsi karşı çıktı. Müdahil oldular bu davada. Ahlaksız bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını kabul ettiler. İsmail Ağa cemaati Hira Nur Vakfı ile bağının olmadığını ileri sürdü. Bunun yalan olduğunu biz biraz önce ortaya çıkarttık ana haber bültenimizde, burada da söyledik. Çünkü Hira Nur Vakfı'nın sözcüsü, basın sözcüsü, İsmail Ağa cemaatinin bir parçası olduklarını, vakfın başkanı Gümüşel'in de hoca efendi olduğunu söylüyor. Zaten İsmail Ağa cemaati de üyemiz değil, gönül bağımız var diyor. Ya orası şey değil, yani tarikatlara, cemaatlere üye olunmuyor. Oradaki üyelik gönül bağıdır zaten. Şimdi aynı, tornadan çıkmış gibi bir tanesi var. Çamur at izi kalsın, gazetecilik kalsın da gazetecilik yapılamayacağını birilerinin öğrenmesi gerekiyor. Neymiş? Neymiş? Hangi çamurdan söz ediyorsunuz? İddianame ortada. 6 yaşında zorla evlendirilen, yıllarca cinsel istismara, yani tecavüze, şiddete maruz kalan kızın ifadeleri orada. Hangi çamur at izi kalsın? Şunu yapmaya çalışıyorlar. Bu haberleri İslam'a saldırı gibi yöneltmeye çalışıyorlar. Hayır. Ahlaksızlığa karşı, tecavüze karşı, cinsel istismara karşı, küçük yaştaki kız çocuklarının istismarına karşı bir mücadeledir bu. Bu palavrayı bırakın. İslam'ı ve Müslümanlığı kirletmekten vazgeçin. Sizin anlayışınız İslam, diğerleri İslam değil, öyle mi? İslam'ın tekeli sizde mi ya? Böyle bir dünya var mı? Bak, bir tanesi söylemiş. Üzülmeyin, dertleri siz değilsiniz. Dertleri İslam. Bunu söyleyen de bir kadın. Bakın, kadının bir resmi var. Bunların hepsi çok düşük izleyiciye sahip. Devam edelim. Dertleri İslam'mış. Evet. Yeter. Yani buna benzer şeyler. Fotoğraf her şeyi açıklamıyor mu? Ama yok. Bu bile yetmez size. Siz gidip
hafızlık merasiminde giydiği gelinlik ile ilgilenmişsiniz. Dönün bize arkadaşlar. Tekrar verin o fotoğrafı. O 29 yaşındaki kişinin sarıldığı fotoğrafı, yeşil kıyafetli kız çocuğuna bakın. Getirin arkadaşlar. Bakın soldaki fotoğrafı görüyor musunuz? Bu kız çocuğu 13 yaşında hamile kaldı ve doğum yaptı, düşük yaptı. Doğuramadım. Yanındaki de hafızlık eğitimi veren hocası falan değil. Zorla evlendirildiği kocası. Ne diyorsunuz siz? Nasıl da utanmaz bir biçimde yalan söylüyorsunuz? Hocam bunlar bu toplumda bizi ortak ahlakı yok ettiler bizim. Ortak iyi yok oldu. Bizim ahlaksızlık dedi. Ya 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilmez. Bakın bu ahlaksızlıktır. Bu cinsel istismardır, tecavüzdür. İradesi olmayan bir kız çocuğunu köleleştirmektir diyorsunuz. Hayır diyor. Buluğ çağına erdi, adet görüyor. Dolayısıyla evlenmesi caizdir. Cumhuriyetin değeri buradadır. İnanan kadınlara, inanan yurttaşlarımıza söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çok büyük bir kısmı da zaten bu kategoridedir. Cumhuriyet esas olarak sizi insan yaptı, sizi yurttaş yaptı. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu savundu. Bugün bir karikatür gördüm hocam. Daha siz onu şey paylaştım. Tweet evet, demiştiniz. 1906'da evet. Yayınlanan Molla Nasreddin, onu bulabilirseniz arkadaşlar benim Twitter hesabıma girip, dergisi 1906'da. Bakın Osmanlı'da yapılıyor bu. İstanbul'da yayınlanan bir dergi. Altı şey yazılmış. O bugünkü dile çevrilmiş harflerle, Latin harfleriyle yazılmış. Türkçe harflerle yazılmış diyelim daha doğrusu. Gayrimüslim çocukları, kızları okula, Müslüman çocuk kızları kocaya gidiyorlar. Bu anlayış işte. Oradaki koca tipine bakın. Yaşlı, sakallı bir ihtiyar. Kucağına almış küçük yaştaki bir kızı. 1906, 2023. Hala bu sorunla boğuşuyoruz. Cumhuriyet bu nedenle kıymetli, bu nedenle değerlidir. Cumhuriyeti ortada cami avlusunda terk edenler utansın. Bu cumhuriyetin bürokrasisi, asker ve sivil bürokrasisi ve cumhuriyet burjuvasisinin aybıdır. Budur işte. Yorumsuz dedim. Yıl 1906, Osmanlı Molla Nasreddin dergisi. Karikatürün çizildiği yıla dikkat demiş yayınlayanlar. Biraz daha kadrajı yukarıya doğru alın. Benim adımın görünmesi gerekmiyor. Müslüman kız çocuğu kocaya, gayrimüslim kız okula gider. Evet. Karikatür bu. Karikatür bu değerli seyirciler. Karikatür bu. Ve Müslüman kız çocuğu da elini nereye uzatmış? Tabii. Elini oraya gitmek, okula gitmek istiyor. Kucağına verildiği kişiye bakar mısınız? Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmak çok acı. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bunu bütün Müslümanların davranışı olarak yansıtmaya çalışanları şiddetle reddetmek lazım. Türkler Maturididir. Ağırlıklı olarak. Alevi, Maturidi. Sünniler Maturidilik üzerinden İslam'ı benimsemişlerdir. Akılcıdır mezhebi. Türk Sünniliği de akılcılığı tercih eder. Bunlar Arapçıdır. Bunlar Arap milliyetçisidir. Bunlar bedevi gericiliğini din diye bu topluma dayatanlardır. Bedeviliktir bu. Bedevi gericiliğidir. Emevi ideolojisi, Muaviye ideolojisidir bu. İslam diye yansıtılan. Benim İçtihat Kapısı kitabında anlattığım budur zaten. İslam dünyasının bu zavallılığı, bu geri kalmışlığı, bu ilkelliğinin kaynaklarını araştırmaya çalıştım ben. Çünkü hepimiz bu kültürel havzanın çocuklarıyız. Ben de bu kültürel havzanın bir mensubuyum, bir evladıyım. Bu dünyaya, bu insanlara, İslam dünyasına, Müslümanlara nasıl hizmet edilebilir? Nasıl katkım olabilir? Bu karanlıktan nasıl çıkılabilir diye düşündüm. Doktora tezimi de bu konuda yazdım. Kitaplarımı da bu konuda kitaplarımın bir bölümünde bu konuda yayınlamaya çalışıyorum. İçtihat Kapısı kitabı ki arkadaşlar veriyorlar arada bir alt bant olarak. İçtihat Kapısı kitabı tamamen bunu anlattı. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler. Yani Timur Soykan'a karşı bir linç var ya. Tutuklanmasını istiyorlar. Emin olun dava açacaklar. Birileri dava açmaya kalkacak. Emin değilim, evet, ama umarım olmaz.
Şimdi değerli izleyiciler, biliyorsunuz ünlü bir söz var. Sivrisinekle mücadele edecekseniz tek tek sivrisinekleri yakalamanın veya öldürmenin bir anlamı yok. Hiçbir anlamı olmaz. O öyle savaşılmaz sivrisinekle. Bataklığı kurutacaksınız derler. Şimdi burada çocuklara tecavüz ki ben lafımı esirgemem, onu hep söylüyorum biliyorsunuz. Saygımı sevgimi hiç eksik etmem. İnsanların mukaddes değerlerine hep saygılıyım ama sözümü de esirgemem. Bu tecavüz sadece kız çocuklarına olmuyor. Maalesef erkek çocuklarına da tecavüzler oluyor. Hem de onların da yerleri hemen hemen çok benzer yerler. Tarikatlar veya tarikatların etkisindeki bir takım kurslar, Kur'an kursları adı altında, hatta bir bölümü resmi Diyanet'e bağlı kurslar. Bir bölümü ne kadar Diyanet'e bağlı bilemiyorum ama yani aynı kültürün, aynı tarikat egemenliğinin, tarikat etkisinin altında olan olaylar bunlar. Hem kızlara ve hem erkek çocuklara yapılan tecavüzler. Hatırlayın, Ensar Vakfı'nda olan olay için o günün bakanı çıkmış, bir kereden bir şey olmaz demişti. Hem de o da bir kadındı. Yani aslında bu tarikat olayı öyle korkunç bir olaydır ki ben ailemde yaşadığım için biliyorum. Babamın ablalarından biri öyle bir tarikat müridi olarak sömürüldü, emildi, yok edildi, eridi gitti kadın. En sonunda felç geçirdi, evini sattırdılar, parasını, pulunu aldılar, kendisine de felç geçirttiler. Neyse, Allah rahmet eylesin diyelim. Yani o bizzat yaşamış olduğum ailede bir olay olduğu için çok iyi bilirim ben onları. Şimdi olay tarikatlar olayıdır. Tarikatlardan yayılan bir egemenlik ile karşı karşıyayız. Şimdi devleti yıktılar, toplumu tarikatlara teslim ettiler derken şunu kastediyorum. Nedir devletin fonksiyonları? Önce adalettir değil mi? Bakıyorsunuz yargıya, yargıda şu tarikatın egemenliği var diyorlar. Nedir devletin öbür temeli? Silahlı kuvvetlerdir değil mi? Bakıyorsunuz jandarmaya, bu tarikatın bilmem egemenliği altına girdi diyorlar. Devletin nedir fonksiyonu? Eğitimdir değil mi? Adı üstünde, milli eğitim. Bakıyorsunuz milli eğitime, şu tarikatın, şu bölüm şu tarikatın, bu bölüm bu tarikatın etkisinde diyorlar, demekle de kalınmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmen ve alenen tarikatların uzantısı olan vakıflar ve derneklerle milli eğitim konusunda sınıflara girip ders versinler diye protokoller imzalıyor. Ey izleyiciler, uyanın. Protokoller imzalıyor Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızı tarikatların emrine vermek için. Tarikatların emrinde eğitim yapmak için protokoller imzalıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ve ondan sonra biz 6 yaşındaki, yok 9 yaşındaki, 13 yaşında evlendirilmiş. Haklı mıymış yani 13 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi? Yok 6 İtirazları yaşında değil, 9 bu hocam. Yaşındaymış. İtirazları bu 9 13 yaşında. 9 yaşında haklı mı olurmuş? 14 yaşında hamile kalmış bu kız. Yani bunun temelinde yatan olay toplumun tarikatların merhametine ve tarikatların tırnak içinde söylüyorum büyük bir ünlemle ilmine teslim edilmiş olmasıdır. Batının karanlığını, modernitenin karanlığına karşı. Buyurun işte ampul olan, aydınlık olan simgesi iktidarın devlet anlayışı ve toplumu teslim ettiği yer. Buyurun. Buyurun efendim. Çok haklısınız hocam. Şimdi son başka bir konuya geçelim. Şimdi meclisteki AKP şiddeti, zorbalığı bütün ülkeyi sarstı gördük. Ya bir milletvekili ölümden döndü. Duran kalbi bir şokla, bir elektroşokla yeniden çalıştırılmasaydı şimdi aramızdan ayrılmıştı. AKP hala özür dilememekte direniyor, iyi mi? Ömer Çelik bugün parti sözcüsü. Yani kendisini hani medeni bir insan gibi değerlendirdik hep. İşte düzgün cümleler kuruyor konuşurken. Belli bir hani şeyi var, bir üslubu var. Neye bağladı biliyor musunuz değerli seyirciler? Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden yumruklamış, iyi mi?
Bu arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden, yani AKP'li Zafer Işık kalkmış gelmiş, Kemal Kılıçdaroğlu sert bir konuşma yapmış, meclisi çok germiş. Bunun yarattığı bir gerilim böyle arbedeye yol açmış, istenmeyen bir olay meydana gelmiş. Bu kadar istenmeyen bir olay. AKP hala özür dilemiyor. AKP'nin kurduğu düzen budur, zulüm düzeni budur. Bu bir zorbalıktır. Bu oligarşinin zorbalığıdır. Türkiye'ye el koymuş oligarşinin zorbalığıdır bu. Yahu asgari nezaket gereği. Sizin bir düşmanlığınız var ya, kan davanız var. Nedir yani? Bir nezaket gereği. Ya öldürmeye, bakın ölümle sonuçlanacak bir saldırıdan söz ediyoruz. Bir özür dilemiyor. Ne demiş? Çok enteresan ya. Disiplin soruşturması olmayacak demiş AKP. Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Orada istenmeyen bir arbede oluştu ve kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Üzüntümüz bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasıdır. Asıl arzumuz bu tarz olayların hiç yaşanmamasıdır. Fiziksel şiddet kadar sözel şiddet de bir meseledir. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı. Maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu. Ben Ömer Çelik'i protesto ediyorum. Ayıptır bu sözler. Bu sözler size bile yakışmıyor. Ayıptır. Sözel şiddet kullanmış, yani ortamı germiş. Böylece gerilim olmuş, arbede çıkmış. Ve kendi milletvekilleri, AKP'li Zafer Işık, zaten özür dilemiyor, olur böyle şeyler diyor mecliste. Saldırmış ve kalbine yumruk atmış. Ölümden dönmüş. Ve hala ne disiplin soruşturması yapacaklar partide? Yani böyle bir şey yapmayın demiyor milletvekillerine, iyi mi? Ya siz mi Türkiye'yi yöneteceksiniz? Gücü gücüne yetenin hukuku geçerliyse eğer, insanlar başının çaresine bakar. Yol açtığınız sonucun neye mal olacağının farkında mısınız siz? Bir kaos yaratırsınız siz. Mecliste, üniversitede, sokakta, kahvede, her yerde kavga demektir bu. Böyle bir Türkiye mi istiyorsunuz? Bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü dövmek, ezmek, öldürmek, yok etmek mi istiyorsunuz siz? Nedir? Nasıl bir Türkiye bu? Soru soruyorum. Nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Bir kişi var hocam, hatırlayacaksınız. Ebubekir Sofuoğlu, profesör doktor bu. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesiymiş. Üniversiteleri fuhuş yuvası ilan etmişti bu zat-ı muhterem. Ne demiş biliyor musunuz hocam? Evet. Ecdadımızın geleneğidir, ellerinize sağlık demiş Yusuf Ziya'ya. Vallahi bu ecdadın başka gelenekleri de var Sayın Sofuoğlu. Bunlardan birine denk gelmemen umarım. Bunlardan birine sakın denk gelme. Bu sözleri tarih kaydediyor, biz kaydediyoruz. Biz gazeteciler olarak tarihe not düşüyoruz, kaydediyoruz. Bunu kimse unutmayacak. Emin ol, bunu hiç unutmayacak. Sakın rast gelme, bu ecdadın başka gelenekleri de var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şiddet böyle savunulabilir mi? İnsanları öldürecek düzeyde dövmek bu ecdadın geleneğinde varmış. Hoşuna gitmediğin, görüşünü beğenmediğin kişilere saldır, döv, öldür. Bunu mu diyorsunuz? Bu Ebubekir Sofuoğlu'nu unutmayın. Üniversiteleri fuhuş merkezi olarak ilan etmiş. Fuhuş alanları diye ilan etmişti. Niye? Genç kızlar, genç erkekler kantinde oturuyorlar, sohbet ediyorlar, birlikte dolaşıyorlar. Birbiriyle arkadaş oluyorlar diye. Bu bir ilkel ortaçağ kafasıdır. Bu bir bedevi kafasıdır. Bunun Türklükle, bu ülkenin, bu toprakların kültürüyle alakası yoktur. Buyurun hocam. Arkadaşlar, evet. Siz kapatın hocam, buyurun. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, kaba kuvvet nedir? Totalitarizm nedir? Tecavüz nedir? Parayı şişletmek nedir? Kamu malına el koymak nedir? Hepsi aynı yapıdan geliyor. Bu yapı değişecek. Bu yapı bir siyasal iktidar yapısıdır. Bu yapıda kaba kuvvet egemendir. Tecavüzler devam ediyor. Laiklik filan güme gitmiş durumda. Dediğim gibi ne demokratik, ne laik, ne sosyal, ne hukuk devleti kaldı. Tarikatlar kapatılacak, demokrasiye geri dönülecek. Bunun için biz altılı masanın
geçiş dönemi anayasasını tartışıyoruz. Önem verdiğimiz için, altılı masa bir umut ışığı olduğu için dedikten sonra görüşmek üzere diyelim. Ben yazılarıma devam ediyorum altılı masa ve CHP'yi irdelemek ve eleştirmek için. Çünkü umut orada. Çünkü umut orada. Peki, görüşmek hocam. Üzere. Değerli seyirciler, bizden hemen sonra açıkça program var. Gökmen Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu, Salim Şen'in katıldığı, sürekli katılımcısı olduğu İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Profesör Doktor Esengül Balcı,